toplumun beklentileri nelerse, mesela meslekle ilgili, mesleki gelişimlerle ilgili, biz bunlarla ilgili de çalışma yapılması taraftarıyız. Bir de toplumun beklentilerinin farklı, yani meslek dışındaki noktalara da değinmek lazım. Bunlardan bir tanesi de özellikle toplumun genel beklentilerinin, özellikle gördüğümüz eksikler noktasında din eğitimi. Çünkü eğer siz dininizi gerçek anlamda okullardan öğrenmezseniz, okullar bu anlamda objektif yaklaşabilir. Bu anlamdaki yaklaşımları sağlıklı olabilir. Çünkü devlet herkesin, bütün mezheplerin, bütün görüşlerin, bütün cemaatlerin üstünde bir yaklaşımla, en azından tarafsız bir noktada belki din eğitimlerini de daha düzgün verebileceğine inanıyorum. Seçmeli derslerde bunun en güzel örneklerini sergileyebiliriz. Nedir? İşte Kur'an-ı Kerim'in doğru telaffuzunu en güzel şekilde öğrenmeyi sağlayabilecek bir mekanizma okul. Yine Hazreti Peygamberimizin hayatı bizim için örnektir. Biliyorsunuz kainatın örnek aldığı bir şahsiyettir Hazreti Peygamberimiz. Onun hayatı da Kur'an'dır. Eğer biz gerçekten Kur'an'ı yaşanan bir Kur'an olarak düşünüyorsak, onun en güzel örneğini de Hazreti Peygamberimizin hayatında görebileceğiz. Hazreti Peygamberimizin hayatı bizim için bir rehber. Bunu da çocuklarımızın, gençlerimizin özellikle genç yaşlarda bilmesi lazım. Ahlakı, dürüstlüğü, yalan atmamayı, insanları sevmeyi, el emin olmayı. Bu kavramları eğer biz doğru şahsiyetlerden öğrenirsek, şu an toplumumuzun yaşadığı problemlerin başında bunlar geliyor. Dürüstlük geliyor. Eğer biz toplum olarak elhamdülillah güzel noktalarımız var ama eksik kalan, bizim diğerlerinden ayıran, diğerlerinden farklı kılan bu özelliklerimizi bizim kaybettiğimizi görüyoruz. Bu kaybı telafi edebilecek tek argüman da okullarımızdır. Eğer biz farklı yerlerden bunu edinmeye çalışırsak birilerine göre olabilir diye düşünüyorum. Birilerine göre bir anlayışı öğrenirsin ya şahsıma ya farklı, ama özellikle komisyonlar kanalıyla edinilen, belki Diyanet'in, bir sürü alimin oturup hazırladığı kitaplar üzerinden öğrenilirse daha objektif olabileceğini düşünüyorum. Bu anlamda seçmeli derslerimizin özellikle tercihler noktasında bunu söyleyebilirim. Tercihler noktasında tabii vatandaşın talebi belirler bu işleri. Ama bizim söylediğim sadece tavsiye niteliğindedir. Yani bu toplumun ileriye dönük daha iyi olabilmesi için bu tür konuların öncelenmesi taraftarıyız. Bizler eğitimci olarak bunları tavsiye edebiliriz. Ancak halkın beklentileri, talepleri çok çok önemli. Biz de bu taleplerini oluşturabilmek adına kendilerine bir tavsiye niteliğimiz var. Yine bu bölgede özellikle bir dil mefhumu var. Tabii bütün ülkenin her yerinde aslında hangi diller varsa bu dillerin yaşaması da lazım. Çünkü her dil Allah'ın ayetlerinden bir tanesidir. Eğer biz herhangi bir dili inkar edersek bir ayeti inkar etmiş oluruz. Bu anlamda özellikle bu bölgede Kürtçe var. Diğer bölgelerimizde Zazaca var. Farklı bölgelerimizde farklı lehçeler ve diller var. Bu anlamda bu dillerin öğrenilmesi noktasında mutlaka gençlerimize, çocuklarımızın bunları seçmeleri noktasında da bir tavsiyemiz olacak. Çünkü dillerimizi eğer biz öğrenemezsek, ağlamalarımız, gülmelerimiz, olaylara kavrayışımız, bunlar hepsi insanların özünden gelen diliyle elde edilen şeylerdir. Bu kavramları biz sonradan öğrendiğimiz için çok tam anlayamayabiliyoruz. Mesela bazı esprilere biz aynı anda gülemiyoruz. Niye? Çünkü bizim yaşantımızda ondan edindiğimiz altyapısı yok. Bu anlamda biz dillerin hepsinin iç içe yaşaması noktasındaki bir şehirdeyiz. Biliyorsunuz dillerin ve dinlerin şehri Mardin'deyiz. Ve Mardin bu konuda
en güzel örneklerinden bir tanesini yaşıyor. Bütün diller bu anlamda burada beraber kardeşçene yaşıyor. Biz bu kardeşliğin pekişmesi, daha da ileriye gitmesi noktasında bu dillerin yaşaması gerektiğine inanıyoruz. Biliyorsunuz bir kent, öyle bir kent ki taşın yıllarca bir anlamı var. Ve bu taşın yaşaması için de bizler hepimiz el birliğiyle onu restore ediyoruz, bir daha gün yüzüne çıkarıyoruz. Bu kadar bir şeye değer veriyorsak, insanların üzerinde tekamülünü sağlayan dillerin de kaybolmaması gerekiyor. Bu dillerin yaşaması gerekiyor. Bütün dillerin, sadece Kürtçe için söylemiyorum. Dünyanın her bir yerinde yaşayan bütün diller, bu anlamda Allah'ın ayetlerinden bir tanesidir ve bunun da yaşatılması, yaşaması lazım. Biliyorsunuz dünyanın hayvan türlerini bile yaşatmak adına büyük mücadeleler veriliyor. Ama insana ait bir değerin yaşatılması için maalesef biz bu hassasiyetleri gösteremiyoruz. Bu anlamda seçmeli derslerde mutlaka tavsiyemiz öncelikle dinimizi ayrıntılarıyla bizim bilmemiz, onu hayatımıza tatbik edebilmemiz, gençlerimizin özellikle bunu sağlıklı bir şekilde öğrenmesini sağlamamız gerekiyor. Daha sonra da o dinin insanlara aktarımı noktasında, belki annelerimize, belki ilk defa Türkçe bilmeyen insanlarımız var, bunlara sağlıklı bir şekilde iletilmesi noktasında da belki gençlerimize onun yolu açılması lazım. Bir de seçmeli ders sadece ortaokullarda şu an mevcut, Kürtçe ve diğer diller anlamında söylüyorum. Bunun orta lise seviyesinde de belki seçmeli dersler statüsüne girmesi gerekiyor. Özellikle bu dillerin yaşayabilmesi için de her dönemlerde gençlerimize bu dilleri öğretmemiz, sağlıklı bir şekilde öğretmemiz gerekiyor. Diller kimsenin tek elinde değildir. Onu da özellikle vurgulayayım. Sadece işte birileri bu dilin sanki temsilcileriymiş gibi bir algı var. Bu dil bütün toplumun dilidir. Bu Türkiye'nin dilidir. Tüm coğrafyanın dilidir. Sadece birileri bunu dillendirdiği için o dil onlara ait değildir. Türkçe nasıl bizimse, Kürtçe de bizimdir. Arapça da bizimdir, Zazaca da bizimdir. Azerice de bizimdir. Bütün diller dediğim gibi Allah'ın ayetlerinden bir tanesidir. Ve biz bu dillerin yaşaması için ne gerekiyorsa biz el birliğiyle bunun çalışmalarını yapmamız gerekiyor.